Değerli izleyenlerim, bazıları şeytanı bir şer ilahı gibi kabul etmişler. Halbuki la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. E ilahum maallah, Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Elbette Allah ile beraber başka bir ilah yok. Dolayısıyla şeytan bir şer ilahı değildir. Sadece şerlere insanı teşvik eden bir mahiyettedir. Ve iblisin, şeytanın insan üzerinde bir yaptırım gücü de yoktur. Zorla bir şey yaptıramaz. Eğer şeytanın bu noktada bir yaptırım gücü olsa, cehenneme gidecek olan, günahları işleyen kimseler diğer alemde şu şekilde mazeret beyan edebilirler ve derler ki ya Rabbi biz ne yapabilirdik? Şeytan bize zorla yaptırdı. Halbuki Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de gayet net olarak ortaya konulduğu gibi şeytanın böyle bir yaptırım gücü yoktur. O sadece teşvik eder. O sadece şöyle yapın iyi olur, böyle yapın iyi olur. Bize nasihatte bulunur. Ve kötülükleri süsler, allar, pullar insanları yoldan çıkarmaya çalışır. İnsan gruplarını birbirine düşürmeye çalışır. Bu şekilde faaliyette bulunur. Ama ifade ettiğim gibi zorla hiçbir şey yaptıramaz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde mesela bazı dinlerde iki ilahtan söz etmişler. Hayır ilahı, şer ilahı. Mecusilerde mesela bu şekilde bir kabul var. Başka bazı dinlerde de yine şeytan bir şer ilahı gibi takdim edilmeye çalışılmış. Bu doğru bir şey değildir. Yani şer ilahı diye bir şey yok. Hayır ve şer hepsi Allah'tandır. Yani yaratma noktasında Allah'tandır. Şeytanı yaratan Allah'tır. Öte yandan insanların kespleriyle, çalışmalarıyla meydana gelen kötü neticeleri yaratan yine Allah'tır. Mesela bir insan diyelim şeytana uydu. Birisine kızdığında silahını çekti ve karşısındakini öldürdü. Böyle bir durumda şeytana uymuştur ve acı bir durum meydana gelmiştir. İşte masum bir insanı öldürmüştür. Ölümü yaratan Allah'tır. Yani buradaki şer netice olan ölüm Allah'ın yaratmasıyla meydana gelmiştir. O kimsenin yaptığı tetiğe çekmektir. Şeytanın da yaptığı tetiğe basması için onu kışkırtmaktır. Dolayısıyla diğer aleme varıldığında o tetiği çeken kimse o kimseyi öldürmekten dolayı bunun cezasını da çekecektir. Adam öldürmek en büyük günahlardandır. Ve şeytan ta Hazreti Adem zamanından beri insanları bu şekilde birbirine düşürtmekte ve insandaki öfkeyi kullanarak, insandaki şehveti kullanarak bu tarzda kötü sonuçları meydana getirmeye çalışmaktadır. Mesela öfke dedik, öfkede akıl yoktur derler. Diyelim ki iki kimse, birisinin tarlası var, diğerinin koyunları var. Koyunları olan kimse farkına varmadan bazı koyunlar diyelim onun bahçesine girse, ikisi arasında bir münakaşa meydana gelebilir. İki taraf birbirine ağır konuşur ve bakarsınız iki taraf da öfkelenmiş. Bunun neticesinde birbirleriyle dövüşebilirler. Hatta silaha davranıp öldürebilirler. Zaman zaman böyle olaylar oluyor. Şeytan orada tahrik ediyor, kışkırtıyor. İki tarafa da vur, kır bu gibi talimatlar veriyor. Onlar içlerinden gelen bu telkine kulak verip de böyle yaptıklarında ortalık karışıyor. Demek ki şeytan insanları birbirine düşürmek ister. Şeytan insanları günahlara sevk etmek ister. Bunun için de daima kışkırtır. Her türlü metodu kullanır. Sağdan yaklaşır, soldan yaklaşır, önden yaklaşır, arkadan yaklaşır. Ve her taraftan onlara bir takım kötü telkinlerde bulunur. Ama bütün bu telkinler olurken insanın da aklı var. Eğer aklını başına alacak olursa şeytanın bacağını kırar tabiri caizse ve şeytanın dediğini yapmaz. Hacca gidenler bu noktada şeytan taşlama tarzında bir olayı da gerçekleştiriyorlar. Burada şeytan taşlama derken şeytanın bizzat kendisini taşlıyor değiller. İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i kurban etmek için, bu da bir imtihan. İşte hem Hazreti İbrahim'e şeytan telkinde bulunuyor. Bunu nasıl yaparsın diye.
Oğluna telkinde bulunuyor. Bak babam böyle yapacak diye. Hanımına telkinde bulunuyor. Bak böyle olacak tarzında. Üçü de şeytanı taşlıyorlar. Biz de bu olayın hatırasına hacda şeytanı taşlamış oluyoruz. Ama burada şeytanı taşlamak, bizzat karşımızda şeytan var, onu taşlamak tarzında bir olay da değil. Belki bazı hacılar bunu böyle zannediyor ama böyle değil. Bu sembolik bir mana. Allah-u Teala hacda çok yönlü bir şekilde insanları bir terbiyeden geçiriyor. Mesela kefeni hatırlatan beyaz elbiseleri insanlar giyiyor. Ta ki ölümü unutmasınlar. Ve ta ki mahşerde hepsi bir araya toplanacak. Bunun adeta bir provası olsun. Bu şekilde bir görüntü kendini gösteriyor. Ve insanlar orada daha başka ibadetlerle yine bir terbiyeden geçiyorlar. Allah-u Teala şeytanın taşlatılması olayıyla da insanlara düşmanınızı unutmayın. Bakın burada benim için geldiniz, ibadetinizi yapıyorsunuz ama burada da şeytan sizinle beraber. Memleketlerinize, evlerinize döndüğünüzde yine şeytan sizinle beraber. Sakın bu düşmanınızı unutmayın. Daima Eûzü billahi mineşşeytanirracim deyin, bana sığının. Böyle bir manayı Allah-u Teala insanlara orada göstermiş oluyor. Ve insanlar şeytan taşlama merasimiyle de adüvü mübin olan, o apaçık düşman olan şeytanı daha yakından tanımış oluyorlar. İşte mahiyetimizde iyi duygular var, kötü duygular var. İyi duygular meleklerin ilhamıyla iyi şeyleri yapmakta işe yarıyor. Kötü duygular da şeytanın telkiniyle kötü yönde kullanılabiliyor. İşte öfke bu noktada şeytanın çok rahat harekete geçirebildiği kuvvetlerimizden birisidir. Şehvet, şeytanın menfi yönde yine rahatlıkla harekete geçirebildiği kuvvetlerimizden birisidir. Aslında öfke müsbet manada da kullanılır. Elbette din düşmanına insan muhabbet edecek değil. Şeytana muhabbet edecek değil. Ve menfi şeylere muhabbet edecek değil. Bunlara öfke duymak gayet normaldir. Ama din kardeşine öfke duymak şeytanın bir aldatmasıdır. Masum kimselere öfke duymak, öfkeyi onlara kullanmak şeytanın bir aldatmasıdır. İnsanın bu noktada dikkat etmesi lazım. Öte yandan insanda kuvve-i şeheviye var. Şehvet kuvveti. Yani istek yönü. Ve insanın istekleri sınır tanımıyor. Küçük bir çiçeği de ister. Diyelim koca bir baharı da ister. Küçük bir evi olsun bunu ister. Sarayları olsun bunu da ister. Küçük bir makama gelmek ister. Daha büyüğüne gelmek de ister. Şeytan o noktada onu tahrik edebilir ve eder. En büyük makamlara gelsin. Önünde hiçbir engel olmasın. Şayet engeller varsa da her türlü yolu, helal veya haram her türlü yolu kullansın. Bunları aşsın. Şeytan bu noktada o kimseye telkinde bulunur. İşte insan burada dinin ölçülerini bilecek olursa şeytan bize nereden yaklaşıyor? Ona göre tedbirini alır ve daha böyle şeytanın mekrinden, tuzağından emin bir şekilde yoluna devam eder. Şeytan elbette bir takım tuzaklara sahip ve her tarafa ağlarını kurmuş ve insanları avlamaya çalışıyor. Hani örümcek ağını kurar, oraya takılacak olanları bekler. Şeytan da ağını, hatta ağlarını kurmuş. Bazısını midesinden yakalıyor. Bazısını gözünden, haramlara baktırmak suretiyle oradan yakalıyor. Bir kısmını kulağından yakalıyor. Bir kısmını hayallerinden yakalıyor. Bir kısmını düşüncelerinden yakalıyor. Ve herkesi nerede bir zaafı varsa o noktadan yakalamaya çalışıyor. Malum halatlar ince yerlerinden kopar ve kaleler zayıf yerlerinden fethedilir. Şeytan da insanın vücut ülkesini iyi biliyor. Kime nereden girilir, kim hangi damardan yakalanır bunları biliyor ve bunları değerlendirip insanları böyle yoldan çıkarmaya çalışıyor. İnsanlık tarihi ne kadar oldu bilemiyoruz. Bazıları 6000 yıl civarında diyor veya 7000 yıl civarında. Bir kısmı 10.000 yıl civarındadır, 10.000 yılı geçmez diyor. Yüz binlerce yıl diyen de var. İnsanlık tarihi 3000 yıla kadar bir derece bilgilerle ve belgelerle gider. Gerisi karanlık dönemdir. Artık biz bilemiyoruz ne kadar ama 5000 yıl da olsa insanlık tarihi
5000 yıl boyunca şeytan insanları yoldan çıkarmaya çalışmış ve epey bir tecrübe sahibi. Ve o kadar tecrübeleri var, o kadar kendine göre metotları var. O metotları kullanarak, herkese münasip bir metot geliştirerek insanları yoldan çıkarmaya çalışıyor. O çıkarmaya çalışsın, biz tevbe istiğfara sarıldıkça şeytan adeta kuduracaktır ve kahrolacaktır. Asıl şeytan taşlamak da zaten budur. Yani hacdan döndüğümüzde şeytana muhalefet edebiliyorsak, onun dediklerinin tersini yapabiliyorsak bu asıl şeytan taşlamaktır. Onun dediklerinin tersini yapmak bizi maneviyatta daima daha ileriye doğru götürecektir. Mesela şeytan cimriliği emreder. Buna mukabil biz cömertliği esas alacak olursak ilerlemiş oluruz. Şeytan bazı şeylerle korkutur. Buna mukabil biz cesareti ön plana çıkaracak olursak onu yine manen kahretmiş oluruz. Şeytan günahlara bizi teşvik eder. Biz daima hayırlı işlere yönelecek olursak yine gayet karlı bir şekilde yolumuza devam etmiş oluruz. Demek ki mücadele devam edecek. Hazreti Adem bir mücadele verdi ve muvaffak oldu. Adem'in torunları da, evlatları da benzeri mücadeleleri verecekler ve inşallah galip gelecekler. Kur'an-ı Kerim'de hizb-i şeytandan da bahsedilir. Ela inna hizbe şeytan şeklinde ayette geçer. Humul hasirun. Yani şeytanın hizbi, işte onlar hüsranda olanlardır. Allah'ın yolunda olanlar var. Onlar Allah'ın hizbi. Bir de şeytanın hizbi var. Yani şeytana tabi olan, ona adeta biat etmiş, onun askeri haline gelmiş olan kimseler var. İnsan tabii bu gibilerden kendini korumaya çalışması lazım. Kötü arkadaşlar bilsin bilmesin şeytanın fikirlerini bize anlatmaktadır. Diyelim ki birisi ömründe hiç içki içmemiş. Arkadaşı ona şöyle diyebilir. Ya sen nasıl erkeksin? Daha içki bile içmemişsin. Gel bugün masrafını da ben karşılayacağım. Beraberce bir içki içelim. Böyle bir lezzetin de farkına var diyebilir. Bu tamamen şeytani bir telkindir. Ve doğrudan şeytanın kendisi tarafından değil de avanelerinden birisi tarafından yapılmaktadır. İnsi bir şeytan, art niyetli, kötü niyetli, günahlara dalmış olan bir kimse bu şekilde bir telkinde bulunmaktadır. Dolayısıyla Euzubillahimineşşeytanirracim dediğimizde gözde görmediğimiz şeytanlar kaybolur gider ama bu gibi kimseler Euzubesmele çektiğimizde hemen kaybolmazlar. Bu noktada insanın kararlılık göstermesi gerekiyor. İşte sigara gibi, içki gibi veya kumar gibi veya gece hayatı tabir ettikleri işte gazino, bar o gibi yerler. Bunlar hep şeytanın telkin etmiş olduğu şeylerdir. Şeytan oralarda kendini daha iyi gösterir. Oralara insanları sevk etmeye çalışır. İşte bir kısım insanlar bir kısım başka insanların kolundan tutup da oralara götürmeye çalışıyorsa bunlar şeytanın maiyetinde ve adeta onun mahiyetinde ona asker olmuş, onun hizbine girmiş olan kimselerdir. Bunlardan da Allah'a sığınmak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim bunlardan evliya şeytan diye de bahseder. Şeytanın evliyası, şeytanın dostları. Mesela ilgili ayetlerden birinde şöyle geçer. Şüphesiz ki şeytanlar inne şeyatine leyuhuna ile evliyaihim. Kendi dostlarına, kendi evliyalarına şunu vahyederler. Li yücadilukum, sizinle mücadele etmelerine. Demek ki bu şekilde şeytanın evliyası var. Yani şeytan dostları var. Ve şeytan bunlara daima vahyediyor. Vahiy şu anlamda değerlendirebiliriz. Mesela Allah-u Teala kendi velilerine ilhamda bulunur. Peygamberlerine doğrudan vahide bulunur. Nasıl ki bu şekilde Allah-u Teala'nın hem peygamberlere hem de veli olanlara bir mesajı var. Onlara mesajını iletiyor. Şeytan da kendi dostlarına mesajını iletmek ister ve iletir. Şöyle yapın, böyle edin.
ve bu şekilde onları yoldan çıkarmaya çalışır. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin başlarında münafıklar anlatılırken şöyle anlatılıyor. Onlar ehli imanla bir araya geldiklerinde, karşılaştıklarında amennâ derler. Ve izâ halev ilâ şeyatînihim, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında galû innâ ma'akum, biz sizinle beraberiz derler. Burada şeytanlarıyla deniliyor. Yani kendi reisleriyle, önde gelenleriyle baş başa kaldıklarında biz sizinleyiz derler. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde münafıkların reis tabakasından doğrudan şeytanlar tarzında bir bahis var. İşte bu tarz önde gelen, reis durumunda olan, diğerlerini yönlendiren art niyetli kimseler, bunlar insi bir şey olarak ortalığı karıştırmaya çalışır ve gerek fikirlerle, gerek icraatlarıyla, gerekse yaptıkları işlerle hep böyle günahlara teşvik ederler ve insanları kötü yollara sevk etmeye çalışırlar. Bu da şeytanın onlara direktif vermesiyledir. Nasıl ki Allah kendi dostlarına, Evliyaullah'a ilhamda bulunur. İnsanları onar vasıtasıyla iyi şeylere yönlendirir. Şeytan da kendi evliyasıyla, kendi dostlarıyla insanları kötü şeylere sevk etmeye çalışır. Ve günümüzde görüyoruz ki dünyanın büyük bir ekseriyeti günah bataklığına dalmış vaziyette. Ve şeytan adeta altın devrini yaşıyor. Her tarafta günahlar açıktan aleni bir şekilde işlenmeye başlanmış. Ve hadislerden öyle anlaşılıyor ki kıyamete doğru iş daha da çığırından çıkacak. Günahlar çok daha fahiş bir duruma gelecek. Ve bunun neticesinde insanlar adeta bir günah makinesi haline alacak. İnsaniyet hakikati onlardan gidince insan olarak insan görünümündeki bu kimseler insanlığa layık bir hayat yaşayamayınca bu defa artık kıyamet kopacak ve yeryüzünde insanlar kalmayacak. Kıyametin kopmasından sonra diğer alemde mahşer meydanında bu insanlar bir araya getirilecek. Orada kötü yola gidenler, şeytanın dediği yoldan giden kimseler şeytandan hesap sormak isteyecekler ve ona diyecekler ki sen olmasaydın biz yoldan çıkmazdık, sen olmasaydın biz cehenneme gitmezdik. Şeytan orada bir kurnazlıkla yine kendini kurtarmaya çalışacak ve diyecek ki benim sizin üzerinizde herhangi bir baskım yoktu. Ben zorla sizi buraya getirmiş değildim. Allah size vaatte bulundu, gerçek vaatte bulundu. Allah vaadini yerine getirdi. Ben de vaatte bulundum ama sizi yüzüstü bıraktım. Artık beni kınamayın, kendinizi kınayın diyecek. Bu bir noktada da doğru. Çünkü şeytanın gerçekten insanlar üzerinde bir yaptırım gücü yok. Şeytan kimseye zorla bir şey yaptıramaz. Sadece telkinde bulunur. Dolayısıyla şeytanın telkinine uyup neticede cehenneme giden bir kimse kendi iradesini kullanarak oraya gitmiştir. Oraya gitmeyi kendisi tercih etmiştir. Allah-u Teala ise insanlara böyle bir varlığı musallat kılmak suretiyle onları denemektedir. Ve bu noktada din bir imtihandır. İnsanlar başlarına gelen her türlü halle imtihana tabi tutuluyorlar. İşte nimete mazhar olduğumuzda şükretmek görevimizdir. Ama insan nimete mazhar olduğunda şımarabilir. Şeytan nimet içinde olan insanları genelde şımartmaya çalışır. Zenginlerin pek çoğu böyle çetin bir imtihanla karşı karşıyadır. Ve fakir olduğunda, muhtaç durumda olduğunda şeytan onları kaderden şikayet ettirmeye sevk eder. Bu da insanın imanını uçurabilecek bir durumdur. Onları da o noktada tahrip etmeye çalışır. Darmadağın etmeye çalışır. Onun herkese yönelik kendine göre desteleri vardır. Herkese yönelik bir takım aldatma usulleri vardır. Herkesi içine alacak şekilde onun tuzakları vardır. Ama Allah-u Teala bizlere rahmetiyle muamele etmektedir. Ayağımız bir defa sürçse hemen ceza vermemektedir. Tevbe kapısı açıktır, istiğfar kapısı açıktır. Atamız Hazreti Adem ve onun eşi Hazreti Havva şeytan yüzünden dünyaya gönderildiler ama tövbe istiğfar ettiler. O yitik cenneti kazandılar, oraya liyakat kesbettiler. Bizim için de aynı şeyler söz konusu. Biz de o yitik cenneti
Hazreti Adem ve Havva'nın yaratılmış olduğu cenneti kazanabilecek şekilde dünyaya gönderildik. Şeytana muhalefet ettiğimizde atamız Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın bulunduğu yere girmiş olacağız. Cenab-ı Hak bizi kazananlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.